Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yapacağımız video arkadaşlar, evde oto sistemi kurmayla ilgili arkadaşlar. Eve oto sistemini kuracağız arkadaşlar. Aracımdan sökmüştüm oto sistemini muayeneye giderken. Daha doğrusu aracımı da satmayı düşünüyorum. Ondan dolayı sistemini eve aldım. Ve evde bu sistemini çalıştırmaya deneyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki daha önceden de videolarımda izleyenler bilir. Bu işlerle çok uğraşmıştık. Yani Finder, TV falan çalıştırmıştık. Güç kaynaklarıyla nasıl çalıştırılır. Ancak benim şu an güç kaynağı çalıştırmayacağım bu amfi, yani subwoofer'ın amfisini. Çünkü güç kaynağına taktığım zaman voltaj fazla çektiği için, akım çok çektiği için güç kaynağı kısa devreye moduna geçiyor. Güç kaynağının gücü yetmiyor. Ben de onun yerine akü kullanacağım. Yani araç aküsünü kullanacağım. Araç aküsüyle oto sistemimizi eve bağlayacağız. Tabii ki gereken malzemeler zaten belli. Aracımızın aküsü. Amfiye direkt bağlantı yapacağız. Yani herhangi bir sigortaya falan gerek yok. Evet arkadaşlar, şimdi parçalarımızı sırayla yerleştirelim. İlk olarak akümüzü şu kenara koyalım. Akümüz burada. Akümüzü zaten daha önceden şarj etmiştik. Burada da Plipop Bolduk 150 amp arkadaşlar. Bunun videosu teknik özelliklerini belirtmiştim size arkadaşlar. Eski videolarında izleyebilirsiniz. Gerçekten çok güçlü bir amptı. Sıfır olarak 350 TL bir fiyata almıştım. Ancak dolar kurunun artmasından dolayı şu an bu amfiyi 1000 liraya satıyorlar arkadaşlar. Şu an dediğim gibi biz biraz şanslı gruptandık. O yüzden uygun aldık. Şöyle şu kenarlarındaki şeyleri açmam gerekiyor arkadaşlar, kurulumu yapmam için. Şurada iki tane plakalar var. Plakaları söktüm. Burada şurada gördüğünüz gibi amfimizin ayar butonları ve ayrıca sistemimizi bağlayacağımız, yani daha doğrusu ses çıkış kaynağı olarak şurada AUX giriş çıkışımız var arkadaşlar. Girişimiz daha doğrusu. Şu kenarda ise burada şurası, şu gördüğünüz kısım güç girişimiz, güç kablosu, yani amfimizi besleyeceğimiz güç yeri. Burası ise hoparlör girişi arkadaşlar. İki adet hoparlör girişi var zaten amfide. Ancak ben bunu ayrı, yani zaten tek subwoofer olduğu için bu kanalı köprüleyerek kullanıyorum arkadaşlar. Köprülemek için ise şurada zaten yazıyor. Artı eksi artı eksi. Şurada da üstte de, şurada göstermeye çalışıyorum ama bak, en üstte köprü çıkışı diye yazıyor. Yani en sondaki artı ile en sondaki eksi köprüleme çıkışı arkadaşlar bu amfinin. Köprüleyerek kullanacağız. İlk olarak amfimizin güç girişlerini, bağlantılarını gerçekleştirelim. Şuradan bir tornavida aldım kendime. Şöyle tornavidayı aldım. Şurada artı çıkışı, artı 12 volt yazan yere mavi olan kabloyu bağladım arkadaşlar. Renksiz olan kabloyu ise eksi olarak kablosu yaptım arkadaşlar. Oraya bağlıyorum. GND diye yazar zaten. Daha sonradan amfimizin, biliyorsunuz, TV bağlamayacağız. Yani bilgisayara bağlayacağımız için bunu bir de start vermemiz gerekecek. Şu ortada gördüğünüz bir giriş var arkadaşlar. RAM girişi diye geçer. Tüm amfilerde zaten görürsünüz bunu. Ortadaki giriş RAM girişi arkadaşlar. Bu RAM girişine artı 12 voltluk bir voltaj vermemiz gerekiyor. Bunu da arkadaşlar köprüleyerek alacağız. Yani artı 12 voltun olduğu çıkıştan köprü alacağız. Şu şekilde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ortadaki kanal boş kaldı. RAM diye geçer. Normalde teyipten gelen mavi kablo, yani genellikle mavi oluyor. O kabloyu buraya bağlarız ki teybi açtığımızda amfide çalışsın. Teybi kapattığımızda amfide kapatsın diye. Ancak biz burada teyp kullanmayacağımız için buraya direkt voltaj vereceğiz. Yani buradaki artı 12 volt alıp köprü yapacağız. Köprü yapmak için ise şöyle bir ufak bir kablo gerekiyor arkadaşlar. Bu kabloyu köprülemek için kullanacağız. Şu an kablonun buraya bağlantısını da yaptık. Artı 12 voltluk girişine bağlıyoruz. Ve bu şekilde amfimiz aküye bağladığımızda enerji gelecek arkadaşlar. Şurada ışığı var arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Startı verdiğim zaman burada ışık yanacak. Bu bağlantı yaparken bir de buna dikkat edin arkadaşlar. Yanlışlıkla gidip de mavi, yani mavi artı yaptım ben şu an. Mavi kabloyu gidip de eksiye bağlayıp da bu eksi yaptığımız kabloyu da artıya bağlarsınız. Büyük ihtimal amfiyi ele alırsınız yani. Bizi de öyle derler. Şuraya artı yapmıştık. Tekrar kontrolünü geçirelim. Aynen artı yapmıştık.
Şimdi startımızı da verelim. Çok felaket güç çektiği için amfi. Evet arkadaşlar, şu an amfimiz sorunsuz çalıştı. Şurada gördüğünüz gibi yeşil ışığımız yandı. Bu aletten dediğim gibi bu amfi çok güçlü bir amfi olduğu için PG güç kaynağıyla çalıştırmaya kalktığında PG güç kaynağı kendini korumaya alıyor arkadaşlar. Bir de elinde bir adet store amfi var. Store amfide herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü store amfiler fazla güçlü olmuyor. Piyasadaki çoğu hani alt segment storeler. Bu amfi gerçekten çok güçlü bir amfi arkadaşlar. Zaten birazdan da göreceksiniz. Şimdi subwoofer'ımızı alacağız. Subwoofer'ı arkadaşlar 38'lik Goldmaster'ın 1600 watt'luk subwoofer'ını kullanıyorum. Kabin olarak bu kabin normalde buna uygun bir kabin değil. Şimdi zaten subwoofer'ı göstereceğim. Subwoofer'ın kabloları burada arkadaşlar. Onun kabloları biraz uzundu. Yerinden kıvırlatmadım, bir de ağır subwoofer. Bu bağlantı arkadaşlar 2 ohm'a düşüyor subwoofer'ımızı. Bu subwoofer'ımız çift bobinli olduğu için ben böyle bir şöyle bir kablo sistemi yaptım. Normalde 2 kablo gelmesi gerekiyor ama ben burada ayarları değiştireyim diye 4 ohm'da bazen kullanayım, bazen 2 ohm'da kullanayım diye ayarları değiştirdim. Hangi ayar daha iyi oldu test etmek amaçlı. 2 ohm'la 4 ohm arasında çok farklar var arkadaşlar. Bunu size söyleyeceğim. Ayrı bir video yapayım bunun için. Çünkü bu konu çok detaylı bir konu arkadaşlar. Bunu görsellerle destekleyerek size anlatırsam daha iyi olur. Şu an bu kullandığım 2 ohm arkadaşlar. 2 ohm'da bu amfinin verdiği güç 700 RMS diye hatırlıyorum. 650-700 verdi diye biliyorum. 4 ohm'da kullanırsam 400 RMS gücüne güç verecek amfi. Bu ohmaj düştükçe işte arkadaşlar belli bir şeyler, değişiklikler oluyor. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Şimdi şu kablo biraz körelmiş. Bu kabloyu şey yapmamız gerekecek. Açmamız gerekecek. Şimdi bağlantımızı yapalım. Dediğim gibi şurada köprü bağlantısı var. Artının en son artı, en son eksi diye geçer. Şu artıyı takalım ilk başta. Şimdi eksi bağlantımızı da yapalım. Evet, şu an subwoofer'a güç geldi. Tık tık diye ses yapmaya başladı. Şu eksi çok sağlam olmadı. Biraz daha sağlamlaştıralım. Şimdi oldu. Evet arkadaşlar, şu an amfimizin güç bağlantısını, hoparlör bağlantısını gerçekleştirdik. Sıra amfimizi bilgisayara bağlamaya geldi. Bu güç kabloları yetmiyor. Şurada gördüğünüz çıkışlar arkadaşlar. Şurada olanlar input diye geçer. Buraya da bilgisayarımızdan gelen jackları takacağız arkadaşlar. Bu şekilde de sistemimizi bağlamış olacağız. Şimdi bir bağlantıları yapayım. Bilgisayara bağlantısını yapayım. Zaten bilgisayara bağlantısında bir şey yok dediğim gibi. Oraya direkt bağlıyorsunuz. Bilgisayardan gelen kabloyu direkt oraya bağlıyorsunuz. Bu şekilde sistemimiz sorunsuz şekilde bağlanıyor. Tabii şu an ben bu bağlantıda subwoofer bağladım. Şimdi teste geçeceğiz arkadaşlar. Ben gerekli bağlantıları bir gözden geçireyim. Evet arkadaşlar, şu an gerekli bağlantıları yaptım. Subwoofer'ımızı sorunsuz bir şekilde bağlantısını gerçekleştirdik. Akümüzü gördüğünüz gibi 12.3 voltluk bir değer veriyor arkadaşlar. Tam dolu değil ama yeterli. Hani akümüzü amfiyi besleyebiliyor şu an. Gördüğünüz gibi buradan bağlantımızı uzattım arkadaşlar. Daha sonradan gördüğünüz gibi bu da bizim Goldmaster 1600 voltluk subwoofer'ımız arkadaşlar. Yine bağlantılarda herhangi bir değişiklik yapmadım. Sadece aküyümüzü bu tarafa aldım. Bağlantıyı uzattım, kablosunu. Bu da arkadaşlar bilgisayarımızdan gelen jack arkadaşlar. Bilgisayarımızdan gelen kabloyu buraya bağlıyoruz. Burada da arkadaşlar anlattığım gibi bağlantılarımız bu şekilde. Hiçbir problem yok bağlantılarımızda. Şimdi testimize geçeceğiz arkadaşlar. Testimizi telif yememek için arkadaşlar YouTube'un ücretsiz sunduğu müziklerden seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ortam var. Şimdi buradan müziğimi açıp daha sonradan bakalım nasıl bir ses meydana gelecek. Şu an sesimiz çok fazla açık değil. Şuradan da görebilirsiniz, %40'larda falan. Çok fazla şu an açamıyorum sesini. Zaten akü de büyük ihtimal çabuk bitirir. Fazla da gücümüz yok aküde. Haydi bakalım. Felaket. Thank you.
Evet arkadaşlar, otosistemimizi eve bağladık. Daha doğrusu otosistemimizin subwoofer'ını eve bağladık. Ancak ilerleyen bölümlerde da tabii ki de bütün sistemini bağlamayı düşünüyorum. Ancak dediğim gibi bazı ekipman eksikleri var. Bu ekipman eksikliğine tamamlamam gerekiyor. Çünkü o hoparlörlerin kabini yok arkadaşlar. Kabine ihtiyacı var. Kendim yapmayı düşünüyorum. Kabini ya da mouse'a gidip mouse'dan MDF'de kestirebilirim. Bu şekilde kabinler yapıp daha sonradan subwoofer'ımızı, store amp'ımızı hepsini bağlayıp güzel bir şekilde sistemi elde edeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi sadece subwoofer bağladım ve fazla bir ses vermediğim halde, kabinim de iyi olmadığı halde çok güzel bir ses aldık arkadaşlar. Zaten zıt zıt diye bir ses yapıyordu. Yani bu kapılar ve camlar titremeye başlamıştı zaten. O da tam açık değildi. Demek ki tam açsak ne sonuçlar alacağız onu bilmiyorum. Tabii ki bu son sesli açma deneyimini de gerçekleştireceğiz. Ancak dediğim gibi ekipmanları bir hazırlayıp tamamlamam gerekiyor. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Takipte kalmanızı öneriyorum arkadaşlar. Tabii sadece bunlarla yetinmeyeceğiz. Arabalarla ilgili videolar da devamına gelecek arkadaşlar. Şu an ufaktan başlayacağım demiştim ve başladık. İlerleyen videolarımızda da tabii ki araba videolarımız ağırlıklı olacak. Şu an subwoofer'u arabadan söktüğüm için bunu size gösteremedim. Arabadaki sistemin nasıl olduğunu, son sesli açıklığını gösterecektim. Ama dediğim gibi camlar falan kapalıyken, arabadayken mesela son sesi açtığımda kulaklarımın acayip bir basınç oluyordu arkadaşlar. O derece bir ses oluyordu. Bu da dediğim gibi kabin daha iyi olsa daha da iyi sesler alacağımı düşünüyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Başka diyeceğim bir şey yok. Bir diğer videolarımda sadece yani arabayla olsun ya da sistemleriyle ilgili olsun, bunlarla ilgili değil. Kendi özel hayatımda ilgili yaptığım çalışmalar olsun, vloglar tarzı olsun, böyle videolar da çekeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.